asansörün yük asansörü olmadığını, insanların kullandığını, yük taşındığı zaman bozulduğunu, daha önce birçok kez bozulduğunu söyledim. Ve eşimle kapıda konuşurken eşimi tartaklayarak olay bu şekilde devam etti. Kapşonluğumdan tutarak beni çekmesiyle ayaklarımın protez olduğundan dolayı ayakta duramadım. Yere kapaklandım. Yere düşmemle birlikte babası arkamdan sarıldı. 2016 yılında Hakkari Dağlıca'da patlama sonucunda iki ayağım kesilmek zorunda kaldı. Kurtarılamadı. Bana gaziliğine mi güveniyorsun? Bana mı gazi oldun? Diyerek hakaret etti. Tehditler savurdu.